İlk aşama damarın iç tabakasını döşeyen endotel tek katlı yassı epitel hücrelerin hasara uğramasıdır. Bu hasar sonucunda bitişik durumdaki hücrelerin arası açılır ve bu açıklıktan kandaki LDL kötü kolesterol damarın içerisine girer. Damarın içerisine girdiği andan itibaren yabancı madde statüsüyle mikropsis bir iltihabi reaksiyon başlatır, bir sürü madde salınır ve bunun yanında da oksitlenir. Oksitlendikten sonra yabancı madde özelliğinden dolayı savaşçı hücreler, makrofajlar gelip bu oksitlenmiş LDL'yi yutmaya başlarlar ve şişerler, büyürler, köpük hücresi oluştururlar. Ve bu da iltihabi reaksiyonu giderek arttırır. Bunun yanında orta tabakada bulunan düz kas hücreleri de kendi bulundukları yeri terk ederek iç tabakaya giderler ve burada yağlarla beraber birlikte bir çekirdek oluştururlar. Bu çekirdek giderek büyür ve damarın iç tabakasını büyüdükçe yukarıya doğru iter ve damarda daralma meydana gelir. Eğer bu plak kırılırsa da kırıldığı yerde çok miktarda trombosit hücresi gelip tıkar ve kalp krizi olur.